Aren TV'den hepinize merhabalar. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra DEM Parti milletvekilleri, yöneticileri ve DEM Partililer Hakkari Belediyesi önünde oturma eylemi başlattı. Az önce bu oturma eyleminin olduğu bölgede DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirilmek istendi ve bu basın açıklamasına işlerinde DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da olduğu gruba biber gazıyla saldırdı polisler. Polislerin saldırı gerçekleştirdiği ve biber gazıyla sert müdahalede bulunduğu esnada kameralar canlı yayındaydı ve o anları sizlere izletmek istiyorum değerli dostlar. Şimdi müdahalenin olduğu anları sizlere izletmeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yayını beğenerek kanalımıza abone olarak bildirim zilinizi açarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi yaşananları Hakkari'de gergin anları beraber izleyelim ve gerginlik de Hakkari'de devam ettiğini söyleyebilirim değerli dostlar. Şimdi görüntüleri beraber izleyelim. Diyoruz buradan hem de artık AKP kendisine bir ayna tutsun. Londra'da, Los Angeles'ta, buna benzer Avrupa ülkelerinde Filistin'le ilgili bir protesto olduğu zaman AKP'li yöneticiler onları alkışlıyor. Onları haklı buluyor. Ve bu doğru. Filistin'deki bir mesele varsa bu protesto edilmeli. Demokratik olarak protesto hakkı vardır. Bu dünyanın her yerinde bu şekilde geçerlidir. Bunu Amerika'da olumlu buluyorsanız, İngiltere'de olumlu buluyorsanız, Fransa'da olumlu buluyorsanız, burada da olumlu bulmanız gerekir. Böyle bir çifte standart olamaz. Ayrıca İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta seçimleri yapıyoruz. Orada belediye başkanlarına görevlerini veriyoruz ve görevlerini yapıyorlar. Peki size soruyorum, eğer çifte standart yoksa nasıl oluyor da bizim diğer şehirlerdeki belediye başkanları görevini yaparken buradaki belediye başkanı görevden alınabiliyor? Böyle şey olabilir mi? Size buradan soruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisine soruyorum. Adalet bunun neresinde? Biz İstanbul'dan bu meseleyi açığa çıkarmak ve bu gerçeği dile getirmek ve bu gerçeğe bir ayna tutmak için geldik. Türkiye toplumu bu adaletsizliği görmelidir. Böyle bir şey olamaz. Bizim ülkemizde Tanzimat Fermanı'ndan beri seçim yapılıyor. Ne oldu da bu seçimler şimdi uygunsuz bulunmaya başlandı? Hakkari'de olunca mı sorun oluyor? Van'da olunca mı sorun oluyor? Hani kardeşlik diyordunuz? Kardeşlik soruyorum size. Bunun neresinde? Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Gitmeyin. Yes!
Koşar, koşar. Dostlar, Hakkari'de yaşananlar bu şekildeydi ve şu an bile Hakkari Belediyesi önünde gerginlik devam ediyor. Gelen bilgiler arasında gerginliğin devam ettiği değerli dostlar. Ve bu görüntüler yaşanırken bu görüntüler canlı yayın esnasında kaydedildi değerli dostlar. Ve ben sizlerle paylaşmak istedim. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.